Niye sürekli Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendine hamd ediyor? Yani siz diyelim Kur'an'ı elinize aldınız, açtınız. Daha ilk cümlesi Kur'an-ı Kerim'in neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Kasas suresinde bir ayet okuduk hatırlarsanız. Lehul hamdu fil ula vel ahireh. Başta da, sonda da hamd Allah'a aittir diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle dedi ki elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Hamd Allah'a aittir. Hamd ne demektir kardeşlerim? Hamdin manası nedir? Senin Rabbine karşı kendini bir kul gibi hissederek onun büyüklüğünü, azametini, şanını, şerefini gözünde büyüterek Allah'ı övmendir. Hamdin manası budur. Yani sen Rabbinin mesela güzel isimlerini anlattığında Rabbine hamd etmiş olursun. Sen Rabbinin yüce sıfatlarını anlattığında Rabbine hamd etmiş olursun. Sen Rabbinin güzel isimleri ve yüce sıfatlarından neşet eden, tecelli eden fiillerini, hikmet dolu fiillerini anlattığında sen Rabbine hamd etmiş olursun. Hamd, senin kendi küçüklüğünü bilip, alemlerin Rabbi olan Allah'ın büyüklüğünü bilip, Allah Azze ve Celle'yi övmen, Allah Azze ve Celle'yi yüceltmendir. Hamd ise, birinin güzel sıfatlarını, övülesi sıfatlarını sayarken, kalbinde ona karşı kulluk hissetmendir. Kendini onun karşısında küçük görmendir. Kendini onun karşısında zelil hissetmendir. Bunun adı hamdtir. Sen Allah Azze ve Celle'ye demiş olduğun zaman, Rabbim sen çok yücesin. Rabbim sen teksin, Rabbim sen ilim sahibisin dediğinde farkındaysanız o anda bile kendinizin kul olduğunu, sizi yaratan yüce bir Allah'a karşı onun Rabliğini, uluhiyetini hissettiğinizi kendi içinizde hissediyorsunuz. İşte bunun adı hamd'tir. Bu şekil hamd, yani kullukla beraber Allah'ı övmek Allah'a aittir. Niye peki? İnsanın aklına böyle bir soru gelebilir. Niye bütün hamdler Allah'a aittir? Çünkü o Allah çocuk edinmemiştir. Çünkü onun mülkte hiçbir ortağı yoktur. Mutlak mülk Allah'a aittir. İhtiyacı olduğundan dolayı hiç kimseyi kendisine dost edinmemiştir. Niye kardeşlerim sürekli bakın Kur'an-ı Kerim'i açın. Neredeyse her surede Allah'ın ya kendine hamd ettiğini göreceksiniz. Kendi zatını övdüğünü göreceksiniz. Ya da müminlerin Allah'ı övdüğünü zikrederek müminlerin Allah'ı övmesi gerektiğini anlattığını göreceksiniz. Ne yapmaya çalışıyor Rabbimiz? Kur'an ile Allah bizi bir konuda terbiye etmeye çalışıyor. Rabbinizi övün diyor Allah, Rabbinizi övün. Oturduğunuzda, kalktığınızda, yürüdüğünüzde, konuştuğunuzda Rabbinizi övün diyor Allah Azze ve Celle. Tabiat boşluk kabul etmez kardeşlerim. Bir insan ya Allah'ı övüyordur, Allah'ı övmüyorsa mutlaka Allah'ın yerine bazı varlıkları övmek zorundadır. İkisinden bir tanesi. Bugün dikkat eden insanların haline, Kur'an'ın bu terbiyesine teslim olmadığımız için bir alimin isminden söz edin. Herhangi bir alimin başına Şeyhülislam koymayın. Sonuna Rahimahullah koymayın. Kaddesallahu sirrahu koymayın. Adamın gözleri şöyle açılıyor. Ya da başına Hazreti koymayın. Adamın gözleri fal taşı gibi açılıyor. Sanki büyük bir saygısızlık yapmışsın. Ama oturun Allah'tan konuşun mesela. Allah deyin. Allah şöyle dedi. Allah böyle yaptı. Allah şöyle emretti. Kimsenin umurunda değil. Başına bir şey koymuşsun, koymamışsın. Sonuna bir şey koymuşsun, koymamışsın. Niye kardeşlerim? Allah'ı övmeyi terk ettiğimizden ötürü Allah bizi övülmemesi gereken beşeri övmekle iptila etti. Bir hocadan, bir alimden bahsedildiğinde öyle sıfatlar söyleniyor ki aklınız durur. Bedi'u'z-zaman, feridu dehrihi, vahidu asrihi. Sanki Allah'tan bahsediyor adam. Zamanın bedi'i. En güzel olanı, en üstün olanı, zamanın teki, içinde yaşadığı çağın bir tanesi. Kimden bahsediyorsun kardeşim sen? Allah'tan bahsetmiyorsun. Bunlar bir Müslüman söylese ancak bunları kendi Rabbi için söyleyebilir. Ümmet olarak Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla övmeyi, ona hakkıyla hamd etmeyi terk ettiğimiz için Allah bizi beşeri övmeyle imtihan etti ve maalesef birçoğumuz da bu imtihanı kaybettik. Onun için kardeşlerim, işin başında da, işin sonunda da, işin ortasında da Rabbinizi hamd edin. Rabbinizi övmeye alışın ki, dillerinizi Rabbinizi övmeye alıştırın ki, dilleriniz beşerin övgüsüyle kirlenmesin. Eğer övecekse, tek övgüyü zatından dolayı hak eden, alemlerin Rabbi olan Allah. Allah övülsün. Elhamdülillah. Hamd öyle bir sorumluluktur ki, dünyada bitmiyor hamd. Ahirete gittiğin zaman da devam ediyor. Mesela ahirette namaz yok. Ahirette oruç yok.
Ahirette zekat yok. Bütün bu sorumluluklar kalkacak. Ama sen Allah'a hamd etmeye devam edeceksin. Cenneti gördüğün zaman inşallah Rabbim hepimizi onun ehlinden kılsın. Cenneti gördüğün zaman ne diyeceksin? وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Hamdolsun Allah'a ki bizi bu cennetlere kavuşturdu. Şayet Allah bizi bu cennetlere kavuşturmasaydı, bizim kendimizin bu cennetlere erişmesi mümkün değildi diyeceksin. Cennete girdin, bütün dünyanın sıkıntılarını Allah sana unutturdu, bütün problemlerin bitti. Bu sefer diyeceksin ki وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Hamdolsun o Allah'a ki bizden hüznü giderdi, bizden derdi, tasayı, kederi giderdi diyeceksin. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ Şüphesiz ki bizim Rabbimiz gafurdur, günahları bağışlar. Bizim Rabbimiz şekurdur, yapılan iyiliklerin karşılığını fazla fazla verir diye Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceksin. Onun için diyorum ki, bu kitabı kulunun üzerine indiren Allah'a hamdolsun dediğinizde böyle ağzınızı doldurarak, göğsünüzü kabartarak söyleyin. Vallahi kardeşlerim, siz nasıl büyük bir nimetin içinde olduğunuzun belki farkında değilsiniz. Ama kıyamet gününde Allah sizi dirilttiğinde, çarpık kitapların peşinden giden insanların halini gördüğünüzde diyeceksiniz ki elhamdülillahi lezi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye leula en hedana Allah. Bizi bu gerçeğe, bu hakka hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi buna hidayet etmeseydi, bizim bu doğruyu bulmamız mümkün değildi diyeceksiniz. Onun için başta da, sonda da, ortada da kuluna böyle şerefli bir kitap indirdiği için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.